Tanjant 3 pi eksi x esas ölçüden dolayı tanjant pi eksi x'tir. Ve ikinci bölgede tanjant negatiftir. Eksi tan x diyeceksiniz. Tanjant 3 pi bölü 2 de 270 derece ama 270 artı x olduğu için dördüncü bölge. İsim değiştir. Kotanjant x yap, bir de dördüncü bölgede negatiftir. Eksi kotanjant x. Tanjant x çarpı kotanjant x 1. Eksi çarpı x'ten yine 1. Cevap C şıkkı. Dik üçgeni çizelim hemen. Bir de burada kenar birimleri sorulmadığı için, miktar sorulmadığı için kendimiz sayı verebiliriz. A diktir, AB diktir, BC. Şöyle arkadaşlar, sin A 1 bölü 4. Buraya 1 yazıyorum, hipotenüse 4 yazıyorum. 16 eksi 1, 15. Kök 15 oldu C'nin karşısı. Tanjant C karşı bölü komşudan. Kök 15 bölü 1, kök 15 geldi B şıkkı. Tanjant AFE eksi 1 bölü 2 demiş ya, o zaman şurası arkadaşlar alfa olsun, buraya beta diyelim. Haliyle tan beta da 1 bölü 2 olmak zorunda. Birbirini 180'e tamamlayanların tanjantları birbirinin eksilisi olur arkadaşlar. Şuraya x diyeyim, oradaki alfa ile karışmasın bu arada. Şimdi şöyle bir dik indireceğim. AF'yi bize 3 olarak vermiş. FB'yi 12 vermiş. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için, alanın 12 olması için yükseklik 2'dir. Böylece tanjant beta, burada yazdığım üçgen 1 bölü 2 olması için şuraya t diyeyim. Ft arkadaşlar 4 oldu. Geriye 8 kaldı. Böylece tanjant alfa da 2 bölü 8'den 1 bölü 4 B şıkkı oldu. Sayılar korkutucu görünebilir ama hepsinin ortak bölündüğü bir sayıya bölelim bence. Sonra geri çarparız. Şu an ilk etapta gözüme 60 göründü. 60'a böldüğümüz zaman bu 5 olur. Bunu 60'a böldüğümüz zaman 8 olur. Bunu 60'a böldüğümüz zaman 7 olur. Böylece bir üçgen 5, 8 ve 7. Bizden A açısı isteniyor. Alfa diyelim buraya. Üç kenarı bilinen bir üçgende arkadaşlar, bir açıyı bulmak istiyorsak ya da bir açının trigonometrik değerini, orada kosinüs teoremi yapmak mantıklı. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kos alfa eşittir 49 oldu. Şimdi burası 25, 64 daha, 89, 49 çıkarırsak 40, öbür tarafa attığımız zaman 80 kos alfa, yani kos alfa 1 bölü 2 oldu. Dar açı 60 derece diyebiliriz. Eğer tabii ki başka bir açı olma ihtimali var mı? Hayır, çünkü 300 derece olamayacağına göre üçgenin içinde sadece 60 derece C şıkkı diyeceğiz. 12x pi olduğuna göre böyle burada hani hemen x'i 180 bölü 12'den 15 görebiliriz. Böylece x 15 olduğu için yerine yazarsınız. Bu soruda kesirlerle uğraşmadığımız için ben böyle yapmanızı tavsiye ederim. Burası tan 60 artı tan 15 çarpı tan 75. Tan 75 neyi eşit? Kot 15'e. Tan 15 çarpı kot 15 nedir? 1. Kot 30 tan 60'a eşit midir? Evet, bu da 1 oldu. Topladım 2. Müsait olduğu için soru, direkt böyle sayıları yerine koymak mantıklı oldu arkadaşlar. E şıkkı. Birincisi C noktası arkadaşlar, yarıçap 4 olacak. Yarıçap 4 olduğu için şurası x uzunluğu, buraya da y uzunluğu. Bakın koordinat demiyorum şu an. X bölü 4 eşittir kos alfa olduğundan x 4 kos alfa, y bölü 4 eşittir sin alfa olduğundan y de 4 sin alfa. Uzun uzun artık diğerlerinde bu işlemleri yapmadan hemen 4 kos alfa, 4 sin alfa tarzında yazacağım. Ancak burada arkadaşlar görmemeniz gereken mevzu ne? Sonuç olarak C'nin ordinatı pozitif. Evet, 4 sin alfa ama apsisi negatif 3, ikinci bölge. Eksi 4 kos alfa, 4 sin alfa oldu. Sonra B noktasına gelelim. B noktasının yarı çapı 3. Böylece burası artık 3 kos alfa, burası 3 sin alfa. Birinci bölgede ikisi de pozitiftir. Bu yüzden 3 kos alfa virgül 3 sin alfa diyeceğim. M noktasına geldiğimiz zaman, M noktasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi yarıçap 5 santim. O zaman şimdi burada ama şunu görmek gerekiyor. Bu sefer hemen ezbere alfa yorumu yapmayalım. Çünkü bakın şöyle bunları sileyim artık. Burada 5, sonuç itibariyle biz yaparken nereye bakıyoruz? X ekseni ile yaptığı açıya bakıyoruz. O yüzden orası 90 eksi alfa. Haliyle ordinat önce uzunluk 5 sin 90 eksi alfa olacak. Apsis içinde 5 cos 90 eksi alfa olacak. Ancak ikisi de 3. bölgede, bu yüzden
Açılar, uzunluklar negatif arkadaşlar. Haliyle sin 90 eksi alfa kos alfa eşittir. Eksi 5 kos alfa oldu. Yine kos 90 eksi alfa da sin alfa eşittir. Eksi 5 sin alfa oldu. Böylece eksi 4, 3 ve burası da eksi 5. Bundan dolayı arkadaşlar ne söyleyeceğiz o zaman? Eksi 4, eksi 5 daha eksi 9, 3 daha eksi 6 kos alfa yaptı. 4 sin, 3 sin daha 7 sin. Bir de buradan 5 sin çıkarırsam artı 2 sin alfa. İşleme dayalı bir soru. Bir de koordinatların yerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Birim çember kavramı yoktu bu soruda. O yüzden geniş açı dar açı muhabbetine hiç girmedim. Sadece koordinatlara odaklandım. Eğim arkadaşlar tanjant alfadır. Haliyle tanjant alfanın tabii sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif hali ama sonuçta tanjant alfadan yararlanıyoruz. Burada da sağa yatık bir doğru olduğu için eğimi pozitif olacak. Böylece tan alfa 5,5k buraya dersek buraya da k deriz. Hipotenüsün uzunluğu 60 verilmiş. Pisagor 60'ın karesi eşittir 11 bölü 2'nin karesi 121 k kare bölü 4 artı k kare. Payda eşitlediğim zaman 125 k kare bölü 4 eşittir 60'ın karesi. Şimdi 60 çarpı 60 olduğu için bu şöyle yazayım. 5'e bölersem 25, 5'e bölersem 12, burayı 5'e bölersem 12, burayı 5'e bölersem 5. K kare buradan 144 çarpı 4 bölü 5 oldu. Bunun da karekökü var, bunun da karekökü var. Ancak diğeri arkadaşlar böyle oldu. Şimdi benim K'nın 24 bölü kök 5 olduğunu biliyorum. Ancak bana ne lazım? 5,5 K lazım. 5,5 çarpı 24 bölü kök 5'te benim kök 5'i bilmem lazım ki bunun tam uzunluk değerini bileyim arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkı. 0 ile pi arasında tanjant x eksi 1 bölü 3 verilmiş. Kotanjant eksi x soruluyor. Kotanjantta dışarı eksi çıkar arkadaşlar. Tek fonksiyondur. Eksi kot x olur. Haliyle zaten tanjant x'in negatif olduğu yerde kotanjant x de negatiftir. Hatta bunun çarpmaya göre tersidir. Eksi eksiden artı 3 olur. Buna hemen cevap verebiliriz. Kesinlikle pozitiftir. Bu yüzden bu negatif diyormuş. O zaman birincisi negatif olmayacak. Pozitif oldu. Cos pi artı x'e gelirsek. Hangi açı olursa olsun önce dar gibi kabul edin diyorum her zaman ben bunu. 180 artı x ne demek? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs negatiftir. Eksi cos x diyeceğim. Şimdi k'li alacağız. X arkadaşlar 0 ile pi arasında. 0 ile pi arasında bir açının negatif olması için tanjantının aslında onun 90 ile 180 arasında olması gerekiyor. Böylece arkadaşlar kosinüs 90 ile 180 arasında negatiftir. Bir de önünde negatif var. Bu da pozitif oldu. Sekant eksi x'e gelelim. Sekant eksi x de arkadaşlar 1 bölü kosinüs x yaptı. Şimdi burada da artık 1 bölü kosinüs x olduğu için eksi x'i yutuyor malum kosinüs. Böylece kosinüs ikinci bölgede negatiftir. Bundan dolayı sadece arkadaşlar 3 kesinlikle negatif olur. C şıkkı. Eğer a sin x artı b cos x olursa alabileceği en büyük değer a kare artı b karenin kareköküdür. En küçük değer de a kare artı b karenin karekökünün eksilisidir. Bu yüzden arkadaşlar burada da aynı durum var işte. 3 artı 13 kök içinde bu en büyük değer. 3 artı 13 kök içinde eksi bu da en küçük değer. Haliyle bir tanesi 4 geldi öbürü eksi 4 geldi. 2a. A hangisiydi? En büyük değer. İlk kere 4, 8. Sonra en küçük değer eksi 4. Bir de önünde eksi var. Böylece 12 oldu. E şıkkı. İşin içine 1 girdiği zaman sonra yarım açılarda da olacak arkadaşlar. Bazen sin kare x eksi cos kare x olduğunu oranın kaçırmayın. Bu bize neyi sağlıyor biliyor musunuz? Özellikle 2 sin x cos x vermiş. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Bu arkadaşlar sin x eksi cos x'in parantez karesine eşit. Aşağıda da sin x eksi cos x var gördüğünüz gibi. Böylece 1 bölü 2 oldu. Sadeleştirirken arkadaşlar sin x eksi cos x diyelim bence mutlak değer. Çünkü sin x eksi cos x mi cos x eksi sin x mi belli değil. O yüzden bu 1 bölü 2'ye eşit diyeceğiz. Şimdi karesini aldığımız zaman sin kare x artı cos kare x eksi 2 sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 4. Zaten sin kare cos kare 1'e eşit. Demek ki burası da 1'den 1 bölü 4 çıkarırsak 3 bölü 4 oldu. 3 bölü 4 eşittir
2 sin x çarpı cos x. Sadeleştirirsek 3 bölü 8 eşittir sin x çarpı cos x c şıkkı. Soru bariz bir şekilde sinüs teoremi sorusu. Nereden anlıyoruz? Kenar karşısındaki açı, kenar karşısındaki açı. A bölü sin alfaydı. O yüzden 300 bölü sin alfa diyeceğim. B bölü sin alfa, sin beta. 250 bölü sin 30. Sin 30 da 1 bölü 2'dir. Hemen bunları 50'ye bölelim 5. 50'ye bölelim 6. İçler dışlardan 5 sin alfa eşittir 3. Sin alfa arkadaşlar 3 bölü 5. Yine sinüs teoremi yapalım. Bilmiyoruz şimdi. X bölü sinüs alfayı 3 bölü 5 bulduk. Eşittir. 200 bölü sin 30 o da 1 bölü 2 demek. Şimdi 200 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 400 yapar. X eşittir içler dışlar çarpımından 3 bölü 5 çarpı 400. 80 çarpı 3'ten 240 metreymiş arkadaşlar. C şıkkı.